Allah'ım sen ki yücesin, azizsin, her şeye kadirsin ve merhamet sahibisin. Göklerde ve yerde olan her şeyi işitir, görürsün. Peygamberin Muhammed Mustafa'ya sonsuz selat ve selam olsun. Zayıf sözlerimi yücel, insanlara ulaşsın diye arz ediyorum. Sözlerimi değerli kıl ki insanlar dinlesin ve üzerinde düşünsün. Sözüme etki gücü ver, merhametini esirgeme, kullarının beni duymasını sağla. Allah'ım yalnız sana yalvarırım. Başka sığınacak kimsem yok. Üzüntümü ve hüznümü yalnızca seninle paylaşırım. İnsanlara derdimi anlatamıyorum. Dinleyenler Allah'ım, yüreğimde bir yük, dilimde yalnız senin duyabileceğin bir dua var. Türkiye'den uzakta halkımın içindeki sıkıntıları görmek kalbimi kırıyor. Gün geçtikçe derinleşen yaralar içinde adaletin ve merhametin izini sürenlerin sesini yükseltmek istiyorum. Ülkemde bir zamanlar bir arada yaşamanın huzuru içinde olan insanlar şimdi birbirine yabancı, siyasi, etnik ve dini farklılıklar yüzünden bölünmüş durumdalar. Toplumum zulüm ve adaletsizlik sarmalında kaybolmuş, akıl ve bilim ışığından uzaklaşmış görünüyor. Milletimin son zamanlarda tamamen dengesizleştiğini adeta akıl tutulması yaşadığını görüyorum. Zulümde birlik olmuş, savunmasız insanlara yafta yapıştırma yarışına girmişler. Kendilerine sadece faydası olan yüz binlerce insana terörist etiketi yapıştırdı. Yüz binlercesini işinden etti. Hapse attılar. Onlarca anne, yaşlı, hasta ve bebek hapishanelerde zulüm görüyor yapılanların hiçbiri akılla, bilimle, dinle ya da ahlakla açıklanamaz. Adaletsizlik toplumun ana ilkesi haline gelmiş. Bir zalimin ve onun yandaşlarının nefret dolu söylemleriyle uçuruma doğru koşuyorlar. Hakikati söyleyenleri susturuyor, gazetecileri hapse atıyor, alimlere işkence yapıyor. Ölülere dahi hakaret ediyorlar. Ölülere dahi hakaret ediyorlar. Müşriklerin yapmadıkları hakaretleri yapıyorlar. İlmi sözler dinlenmiyor. Yazılanlar okunmuyor. Dedikodularla ve münafıkların yalanlarıyla hareket ediyorlar. Halkımın yönünü şaşırdığını, kısa vadeli çıkarlar uğruna, zalim yöneticilere destek verdiğini zulme ortak olduklarını görüyorum. Allah'ım, içlerinde bilerek zalimlik yapanlar da vardır. Ama onların çoğu cahil. Bilmiyorlar. Onları helak etme. Düşünmeleri için onlara mühlet ver. İçlerindeki iyiler için ya Rab. Allah'ım geçmiş iyilikler hatırına, gelecekte içlerinden çıkacak muhtemel hayırlı nesiller adına onları helak etme hakkı hak olarak görebilmeleri ve ona uymaları için basiret ver. Allah'ım halkımın içindeki iyilikten yana olanları kuvvetlendir. Gerçekleri söyleyen, adaleti savunan, zulme baş kaldıran yürekleri koru. Onların sesleri toplumun daha iyi bir geleceğe uyanması için ışık olsun. Adaletsizliğe uğrayan herkese, her yaştan, her inançtan, ve her kökenden olanlara merhamet et. Onlara sabır ve güç ver. Mazlumlara yapılan zulmü sona erdir ve onlara adaletin serinliğini göster. Allah'ım ömrümü ilimle, araştırma ve öğrenmeyle geçirdim. Ama halkım beni ve benim gibileri dinlemiyor. Sana sığınıyor, yalnızca senden yardım diliyorum. Eğer bu toplumu helak edeceksen, İçlerindeki masumları ayır. Onlar bütün zorluklara rağmen tebliğlerine devam ediyor. Dışlanmayı, horlanmayı, hakareti ve işkenceyi göze alarak senin merhametini biliyorum. Halkımın içindeki mazlumlara merhamet et. Onlara daha fazla eziyet edilmesine izin verme. Mülk senin. Her şey senin kontrolünde. Senden başka sığınacak yok. Peygamberin Muhammed Mustafa'ya ve bütün peygamberlere sonsuz salat ve selam olsun. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım dilerim. Amin.